Merhabalar. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden geliyorum. Buyurun. Mobil aşı ekibindeyiz. Evet. Fulya'nın aşısını yapmaya geldik. Buyurun. Teşekkür ederiz. Tabii buyurun. Tamamdır. Alerjin falan var mı? Bir alerjisi yok. Yok. Tamam. Yakın zamanda COVID veya temaslı olarak karantinaya falan girdin mi sen? Hayır, hayır. Hiç girmedim. Hiç uzaktan eğitim herhangi bir şey yaptın mı? Gidiyordum. Hastalarından, hayır, hasta ve şey... Hasta çıktığı için gidemiyor. Şu an bir SMS gelmiş olması lazım. Mesaj geldi. O kodu isteyeceğiz sizden. Fulya'yı ne yapıyorsun? Ben bakamıyorum zaten. Şimdi şuradan yapacağız aşıyı. Tamam mı Fulya? Sen böyle kocaman derin nefes alacaksın. Bu tarafa bakmayacaksın. Evet. Ben de yapacağım. Fulya sen tamam da ben sen? Sana bakıyorum da. Ha. Sizin yanına şey, mesajım. Sen bana bak. Biraz. Tamam sen bana bak. Nefes alamıyorum. Sen doktor. Derin nefes al. Derin nefes al. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Çok küçük. Evet. Devamlı grip aşısı oluyor her sene. Evet. Bitti. Burada. Bu kadar. Bitti tamam ya. Geçmiş olsun. Ne? Kızım işte onunla uğraşıyorum. Hasta. Günüm onunla geçiyor. Gün boyu 24 saat onunla geçiriyorum. Bu kadar. İstersiniz. Herkes olmasını istiyorum. Ben de oldum çünkü Mayıs'ta oldum en son aşımı. Çok iyi bir şey. Kızıma da istiyordum ama korkuyordum ama şu anda rahatım. Dün arandı, biz aramadık. Kimseye başvurmadık. Aradılar sağlıkçılar. Ondan sonra bugün geldiler çok şükür Allah'a. Yaptılar. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Ben... Aşı olduğunda teyze bana da çıksa dedim. Ondan sonra ben de... Aşı çıksa da okuluma başlasın dedim herhalde. Okuluma başlasam ya gitsem dedim. İnsanlarımı çok özledim. Çok da sarılmak isterdim. Bunu isterdim yani. Covid-19 aşılama çalışmaları kapsamında yoğun bir şekilde hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüğümüzde ve organize sanayi bölgelerinde aşılama yapmaktayız. Bugünden itibaren ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezimizle işbirliği yaparak kendi bünyelerinden bakım alan 3750 engelli ve 3750 bakıcısı olan toplam 7500 kişinin aşılama durumlarını kontrol ederek içlerinden aşı olmayan 1000 kadar engelli vatandaşımızı yerinde, evinde aşılama hizmeti vermeye başladık. Bugün de 19 yaşında genç bir kızımızı aşılayan ekibimizi ziyaret ettik. 4. katta asansörü olmayan bir apartmanda yürüme engelli bir kızımızı aşıladık. Bu kızımız aşılı oldu ve şöyle bir mesaj verdi. Sevdiklerime sarılmayı çok özledim. Bir an önce herkes aşısını olsun dedi. Biz de bugün itibariyle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi 18 yaş üstü herkes aşısını olabilmekte. Tüm vatandaşlarımızı randevu olarak aşı olmaya davet ediyoruz.